Herkese merhaba. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin 15. yaşında 4 güzel kısa filmimizin ardından birlikteyiz. Yönetmenlerimiz burada. Ateş ve Su filminin yönetmeni Hürriyet Aslan Özgüner ve Hande Yelke. Hande bugün aramızda. Hoş geldin Hande. Teşekkür ediyorum. Süt İzni filmimizin yönetmeni Arzu Görgülü aramızda. Hoş geldin Arzu. Teşekkürler. Ve Paydos filminin yönetmeni Öykü Orhan aramızda. Hoş geldin Öykü. Hoş bulduk. Ben sözü size bırakmadan önce sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem kadınların üretimi olan bu filmleri gördüğümüz için, üstelik kadınların yaşamını, mücadelesini, üretimlerini, sorunlarını daha da görünür kıldığınız için bütün kadınları cesaretlendirdiğini hissediyorum. O yüzden tekrar emeklerinize sağlık. Çok Hande, teşekkürler. senden başlayalım. Filmin ilk başında, Ateş ve Su filminin ilk başında bir mahallemizin kadınları sinema yapıyor diye bir yazı görüyoruz. Bir proje sanırım bu. Çok net ve güçlü bir isim, güzel bir isim projede. Bu projenin hikayesi nedir? Nasıl oldu? Kısaca bahseder misin? Tabii ki Yaşamda Kadın Sanat Derneği belgesel film yönetmeni Kibar Dağlayan Yiğit tin koordinatörlüğünde yapılan bir proje. Mahallemizin kadınları sinema yapıyor. Burada Seferihisar Belediyesi'nin de eski başkanı, şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de belediye olarak büyük desteğiyle şeyde gerçekleşti. Seferihisar'da Teos Yazarlar Evi'nde. Aşağı yukarı 3 aya yakın bir projeydi. Bu kadınlara yönelik yapılan bir projeydi. Kadınlara sinema bilgisini vermek. Hani herkes tabii ki orada bir film çıkaramazdı ama en azından bilinçli bir film seyircisi, işte televizyon seyircisi de hani yaratılabilir düşüncesiyle ve kadınlara sinemayı yapabilecekleri, kadın gözüyle sinema yapılmasını da teşvik etmek amacıyla çok güzel bir projeydi. 3 aya yakın sürdü. Çok değerli akademisyenler geldiler. Her şekilde sinema emeği, yönetmenler, işte kurgu anlatıldı, hukuk yönü anlatıldı. Yapımcı Elif Dağdeviren geldi mesela, o yapım şeklini anlattı. Yani çok dolu dolu ve gerçekten de konusunda iyi olan hocalarımızlara eğitim verdiler. Ve bu eğitimin sonunda da 5 tane film çıktı. Birbirinden güzel, hani filmimiz, kendi filmimiz için söyleyeyim. Bizim filmimiz kolektif bir film oldu. Aslında buradayım ama hani ben yapmadım. Biz 5 kadın olarak yola çıkıp bu filmi gerçekleştirdik. Filmimizin koordinatörlüğünü yapan arkadaşımız Seher Akçay karakterlerimizi buldu. Onun koordinesiyle bu işlemi başlattık ve sonuçlandırdık. Emeklerinize sağlık. Senin aracılığıyla tüm ekibe de buradan emeklerine sağlık diyelim. Ya kadınların birbirine sadece cesaret vermesi bile aslında çok güzel işlerin çıkmasını sağlıyor. Bir de hani 3 ay boyunca bunun eğitimini bir sürü insanın desteğiyle almışsınız. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de burada tüm ekibe, hani bize çünkü 5 arkadaşın dışında da çok destek olan, işte kurgumuzu yapan, sahada da bize destek veren hocamız Yavuz Gümüş de oldu. Hani yani çok büyük bir kolektif bir çalışmayla çıktı ortaya. Teşekkürler Hande. Arzu senle devam edelim. Süt izni. Yani yanımızda, yöremizde gördüğümüz, karşılaştığımız çok gerçek bir sorun. Sen buna nasıl başladın? Nasıl oldu filmin hikayesi? Bu geçen sene Şubat ayında biz bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje aslında bir sendikadan geldi bana. Keske Bağ Türkleri Hizmetler Sendikası'ndan genel başkan yardımcısıyla şahsen tanışıyorduk. Kendileri işte 8 Mart'a yönelik böyle bir proje yapmak istediklerini söyledi. Eşiyle birlikte bir hikaye yazmışlar. Aslında kendi hikayeleri bu. Çünkü eşi de memur. İşte 3 tane çocuk yetiştiriyorlar vesaire. Ben de yani
zaten genelde kadın hikayelerinden hep besleniyorum. Böyle bir proje bana geldiğinde dolayısıyla beni bu çok mutlu etti. Ama çok kısa bir zamanımız vardı. Şubat 15'ti ve 8 Mart'ta yetiştirmek istiyorduk bunu. Yani hızlıca bir ekip kurduk. Ön hazırlığını çok yapamadık ama yani en azından ortak dili yakaladığım arkadaşlarla çok güzel bir ekip kurduk ve çok kısa bir sürede çektik filmi. Kurgu süreci biraz uzadı. Hatta yani kurguyu yapan arkadaşımız kurguyu bitirmişti ancak yani normalde ben filmlerimin kurgusunu da görüntüyü de kendim yapardım ama bu projede biraz daha iş bölümü yaptık arkadaşlarla. Kurgu bitti ancak ben yine test tasarımlarında bayağı böyle kafamı takılan şeyler vardı. Müziği şunu bunu falan filan. Evimde yoğunlaşarak tek başıma çalışmam gerekiyordu. O süreçleri biraz böyle biraz daha didikledim yani şeye kadar. Hatta 7 Mart'ta ben export aldım. Akşam uçağa yetiştim falan böyle koştur koştur. Benim için şey çok önemliydi yani ilk gösterim kısmı çok önemliydi. Çünkü 8 Mart'ta Türk Yerel Hizmet Sendikası yaklaşık Türkiye'nin hemen hemen her ilinden kadının katıldığı, yaklaşık 150 kadının katıldığı bir gösterim gerçekleştirecekti. Ve bu anlamlı günde yapılacaktı bu. Dolayısıyla yani orada direkt muhatabının izliyor olması ve oradaki o görücüye çıkıyor olması benim için oradan gelen feedbackler çok önemliydi. Çok da heyecanlıydım açıkçası. Salon doluydu ve böyle dikkatle izlendi. Ve sonunda çok güzel geri bildirimler aldım. Yani şimdi 8 Mart'ta sonrasında mesela konferanslar falan yapıldı aynı gün. Yani böyle bir meseleyi makaleler yazılabilir, tezler yazılır. Yani günlerce konuşulur, tartışılır ama sendikanın böyle bir meseleyi gündemine alıp bunu görsel bir dille kısa bir sürede ifade ederek yani gösterebilme imkanı yarattıkları için ayrıca ben kendilerine de teşekkür ediyorum bu anlamda. Benim için de çok iyi oldu. Böyle bir hani kadın sorunsalını gündeme getirmek ve bunu kadınlara sunmak benim için gerçekten çok kıymetliydi. Hatta tabii şöyle ilerleyen sürelerde konuşuruz ama mesela orada müdür kadınlardan gelen bir takım eleştiriler orada mesela. Yani bunu yapan sadece kadınlar, erkek yöneticiler değil aslında işte. Kadın yöneticiler de yapıyor gibi. Yani hatta bunu mümkün olduğunca gerekli yerlere ulaştıralım gibi geri bildirimler gerçekten şahaneydi. Yani festival süreci tabii çok iyi geçmedi filmin. Çok üzerine gidemedik ama en azından sendik aracılığıyla birçok kadına ulaştı film. Birçok yerde, birçok ilde gösterildi. Yani toplumsal sorumluluk projesiydi benim için ve yani asıl muhatabına ulaşıyor olması ve birilerinin görüyor olması ve işte festivaller bunun için gerçekten çok önemli merciler. Bu anlamda işte filmleri festivalinde olmak benim için çok kıymetli. O yüzden size de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün seyirciyle buluşmuş olmak da beni ayrıca onur etti. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kısa sürede aslında bence çok başarılı bir şey yapmışsın. Üstelik çok gerçek bir sorun bence filmdeki. Yani süt izni, doğum izni bunlar bize verilen lütuf değil. Bunlar bizim hakkımız. Bunu daha görünür kıldığın için emeklerine sağlık. Öykü sen de devam edelim. Yani ben gerçekten filminden çok etkilendim. İlk filmin ilk festivali sanırım. Bundan da bahsedersin. Evet. Yoksulluğu, evet. İşsizliği, kadın olmayı, anne olmayı çok çarpıcı bir biçimde buluşturmuşsun bence. Nasıl oldu filmin hikayesi? Çok teşekkür ediyorum yorumların için Ece. Hikayeyi ben üniversite ikinci sınıfta aslında başladım. 2 yıllık bir süre geçti üzerinden aslında senaryoya dökmeden önce. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü araştırırken internette Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği UİDDER'in sayfasında bir habere rastladım. Bu haberde de aslında filmin hikayesi oraya dayanıyor. Filmde de işte Çelik Tencere Fabrikası'nda çalışan bir kadın işçinin hikayesiydi. Kadın sürekli benzin kokuyor ve sürekli idrarından artık uzun bir süredir de çalışıyor zaten bu işte. Artık idrarından benzin kokusu geliyor. Bu beni çok sarsmıştı. Çok etkilenmiştim. Bu yüzden ve ayrıyeten de çocukları sürekli anne sen benzin kokuyorsun
gibi şeyler söylüyorlarmış işçi kadınımıza. Bundan çok etkilendim. Aslında buna dayanıyor filmim. Bundan esinlendim. İkinci esinlendiğim şey de aslında Altay'ın Fabrika Kızı şarkısıydı. Hikayeyi sürekli onu dinlerken yazmıştım. O bana, o beni çok iyi hissettiriyordu ve o şeyi gözümde canlandırmamı sağlıyordu. Biraz da Zeliha karakteri o şarkıdan esinlenerek yazılmıştı. Ondan sonra ben tabii ki kendi dünyamı kurdum Paydos'ta. O benzin kokusunu anne kokusu olarak görmek istedim. Hani bir kötü koku değil de çocukların alışmış olduğu bir anne kokusu. Anne kokusunun gitmesi çocuklar için yani çok zor bir şey aslında. Ve onu kötü bir koku olarak bilmiyor olarak gördüm. Daha sonra da bu tabii ki de bu filmi çekebilmek için de o benzin talaş deniyor o işe. Çelik tencere fabrikasında polisajdan çıkan tencereleri üzerinde kalan simsiyah bir toz var. Bu tozu temizlemek için benzin talaş yöntemi kullanılıyor. İşte o kadınlarımız da benzin ve talaşla o tencereleri temizliyorlar aslında. Sürekli benzin ve talaşla temas halinde oldukları için elleri sürekli yara içerisinde ve de hatta hani bir işçi bir kadınla görüşmüştüm. Meryem abla. Uyitler'e mesaj atmıştım. Bu işi öğrenmem lazım benim diye. Meryem ablayla bir röportaj yaptık. Bu işi bana anlattı. O mekanı tasvir etti. Ondan mesela çok etkilenmiştim. Çalıştıkları yer bir maden ocağı gibiymiş mesela. Hani fabrikanın alt katında karanlık, basık, yerler toprak halinde. Maden ocağına benzetti. Ondan da çok etkilenmiştim. Birazcık da sanat yönetmenimiz Nülüfer'le de görüştürdüm Meryem ablayı. Meryem ablanın filme çok fazla emeği var. Bizi çok bilgilendirdi bu konuda. O da şimdi metal sektöründe çalışıyor ve hala çalışıyor. Çelik tencere fabrikasında da çalışmış. O yüzden çok bilgili bu konuda. Yani bu filmde de bir işçi kadının da emeği olması benim için çok önemli. Buradan çok selam gönderelim Meryem ablaya. Evet, Meryem ablaya. İzliyordur zaten şimdi. öyle oluştu yani. Bir belgesel niteliğinde bu işi öğrendik. Sonra ben sanat yönetmenimiz Nilüfer'e bu durumu anlattım. Ses kaydını almıştım zaten. Onu dinlettim. Meryem ablayla sürekli iletişim halinde kaldılar. Böyle başladı film. Çok güzel, emeklerine sağlık. Yolunda açık olsun ilk filmin ve gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir tane soru vardı, ben de merak ediyorum. İsmi Paydos filminin. Koku çok bir metafor gibi aslında. İsmi neden koku olmadı? Evet, bana da çok soru geldi. Yani koku... Çok direkt filmin içerisinde olan bir şey olduğu için hani onu tercih etmedim. Paydos bana çok imgesel geldiği için onu tercih etmek istedim. Çünkü Zeliha sürekli her işe gittikten sonra bir paydos veriliyor, çocuklarına gidiyor, yemek yapıyor. Yani fabrikada da bir işçi, evde de bir işçi aslında ama birinde emeğini yani patronlar emeğini değersiz bir şekilde satın alıyorlar ona. Emeğin bu kadar değersizleştirilmesi ama eve gittiğinde aynı şekilde bir işçi gibi çalışması ama o emeğini koşulsuz bir sevgiyle vermesi. Bunun üzerine kurmaya çalıştım filmi. Paydos ismini de işten atıldıktan sonra uzun süreli bir paydos veriliyor aslında Zeliha'ya ve önünde de birçok paydoslar olacak gibi düşünerek o benzin sürmesinden vücuduna çocukları için benzin sürmesinden sonra da neler yaşayacağını seyircilere bırakıyorum zaten. Hepimizin hayatında belli paydoslar oluyor. Cevap verebilirim. Evet, çok güzel düşünmüşsün. Sağ olun. Ben hepinize sormak isterim. Filmler
kadınlarla buluştu mu? Arzu zaten bahsetti biraz. Bundan sonra buluşmaya devam edecek mi? Nasıl bir yol haritanız var? Başka festivallerde gösterilecek mi? Sorulan sorulardan. Kim cevap vermek istiyor? Öyle, şimdi ben, benim çünkü geçen sene olduğu için aslında festival süreci hemen tamamlandı. Ben çok festivallere de göndermedim açıkçası. Şimdi festival süreci de ayrı bir tartışma aslında da. Yani kısa filmciler için gerçekten festivaller çok önemli. Ben pilot birkaç tane festival seçtim kendime. Proje bittikten, yani Mart'tan sonra. Bunlardan olumlu sonuçları almayınca aslında göndermedim sonrasında. Ama tabii benim için yani göndermedim ama işte filmleri festivali ile kadın filmleri festivali zaten ayrı bir köşede duruyordu bu film için özellikle. Sizin de çok önemli söylediğinizde. Ama kadın filmleri festivalinin başvurusunu kaçırdım, nasıl başardım bilmiyorum ama başvurusunu kaçırmışım onun. Yani dolayısıyla festival süreci benim çok iyi gitmedi, yani göndermediğim için takip etmedim. Ama şöyle bir güzelliği oldu, işte sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bunu yapıyor olmam, yani kendi aracılığıyla bunu yapmış olmam, filmlerin kopyası yapıldı. Sendika tabi bunu üstlendi. Ve DVD şeklinde aslında dağıtıldı bu şeyde, illerde, sendika aracılığıyla üyelere dağıtıldı. Bu bakımdan önemliydi. Yani benim aslında buluşmam biraz böyle oldu. Zaten şeyde de var, online normal internetten de filme ulaşabiliyorsunuz isim yazdığınızda. Çok kadına ulaştırmışsın aslında bu süreçte. Aynen. Benim için önemli olan buydu. Buydu. Yani festivaller evet kısa filmciler için önemli ama bu gerçekten bir toplumsal, yani sosyal sorumluluk projesiydi. Ve yerine ulaşması gerekiyordu. Bunu sanıyorum kısmen de olsa başardık gibi geliyor. Bu benim için zaten onur edici bir şey. Benim zaten sürecim böyle. Yani başka soru var mı bununla ilgili bilmiyorum ama siz sırayla gidelim isterseniz. Sonra evet, devam edeyim ben. Tamam. Hande, bu arada sana şeyi de sormak istiyorum. Başka film projeleri var mı önünde? Yani bu kolektif üretim devam edecek mi? Şimdi şöyle, yani bu verilen bir projenin sonunda, hani bir atölye sonucunda oluşan bir filmdi. Ama bundan sonra bireysel olarak, tek olarak yapmak istiyorum. İki kısa çalışmam oldu aslında. Hem Karaburun Bilim Festivali'nde gösterilen, yine kadınlarla ilgili, kadın kooperatifini, Hıdırlı Kadın Kooperatifini anlatan bir tanıtım filmim oldu. Urla Belediyesi'nin Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bir yine tanıtım filmi çektim. Kadına Şiddete Hayır etkinliği için o gösterildi. Bundan sonra da var elbette, hani şu anda hazırda fikir olarak var ama bu pandemi dönemi biraz engelledi, onu bekliyorum, hani başlayacağım. Fotoğrafla ilgileniyorum, fotoğraf projelerim var, onları bekliyorum. Bunun dışında festivalle ilgili ben de şunu söylemek isterim, biz söylediğim gibi atölyeden 5 film çıktı ve biz 5 film olarak 4 festival dolaştık ve o festivallerde özel gösterim yapıldı bizim için. Bu bizim aslında Ateş ve Su'nun ilk bireysel tek başına katıldığı bir festival. O yüzden bizim için çok özel, çok önemli, çok hani gurur duyduğumuz bir şey oldu. Çok teşekkür ediyoruz festival komitesine, sizlere, tüm emekçilere. Bundan sonrası için de başvurduğum festivaller var. Onlardan yanıt bekliyorum. Bu pandemi süreci bazı festivaller etkiledi biliyorsunuz. Sonuç bekliyorum. Yani dolaşacak, evet. Umarım daha çok kadınla, daha çok insanla buluşur. İnşallah. Öykü, senin var mı ilk filmin? Bundan sonrası için planların? Evet, bizim de ilk festivalimiz İşçi Filmleri Festivali. Türkiye premierini yaptı şu an zaten. Sırada Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali var. Orada 8 Mayıs ve 10 Mayıs günleri gösterilecek. Biz zaten şu an Uçan Süpürge'den haber aldım. Yurt dışındaki festivalleri takip ediyorum. Oralara gönderdim. Haber bekliyorum yani. Şu an sadece önümüzde Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali var. Süper. Sana bir de soru var. Onu da sorayım. Parazit filmini izlediyse oradaki koku sahneleri hakkında ne düşünüyor acaba? Onlarla etki kurmuş mu?
Parazit'i filmi çektikten sonra izlemiştim ve çok etkilenmiştim gerçekten. O araba sahnesindeki koku sahnesi, şoförün kokusundan rahatsız olmaları beni duygulandırmıştı gerçekten. Yani böyle cevap verebilirim. Aslında emek deyince de hani koku özellikle aklımıza geliyor. Eller de öyle. Aynı zamanda eller de çok ön planda Paydos'ta. Böyle bir yani durum var. Or- aynen. Yani birçok birçok metafor kurmaya çalıştım aslında. Ya biraz da hani kendi kendine oluştu zaten o detaylar. Eldeki yaralar, işte benzin kokusu, çocuğun onu bir anne kokusu olarak görmesi. Eller de zaten emeği ellerle ortaya koyuyoruz. Yani benim filmimde de eller ve koku, o ellerin emekten artık yıpranmış bir hale gelmesi ve daha sonra da üretememe durumuna gelmesi Zeliha'yı bu duruma sürükledi. Bunu da zaten Zeliha tabii ki de isteyerek yapmıyor. Bunu bu hale getiren aslında sistem yani. Evet. Arzu bir şey diyordun. İki önemli metaforu filminde işte koku ve yara meselesi bence çok önemli iki metafor çalışanlar için. Yani bu hem erkek hem kadın hiç fark etmez. Evet. Bu bakımdan önemli gerçekten. Ben de tebrik ediyorum. Bunu arada söylemek istemiştim. Diye. Çok sağ olun Arzu. Gerçekten çok başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Eğer insanlara ulaşabildiyse eğer anlatmak istediğim şeyler, yani bizler için en önemli şey o aslında, insanlara ulaşabilmesi. Kesinlikle öyle. Festivallerde bizim tek şansımız aslında. Yani buna vesile olmak güzel. Ben Arzu'ya bir soru var, onu sorayım sana Arzu. Tabii ki. Uzmanlık alanın olan sualtı sineması ile işçileri buluşturacak yeni bir film projesini bir sonraki festivalde görme olasılığımız nedir? İsim beni tanıyan birisi. Kim bilmiyorum, isim var mı? yok. Ya sualtı değil aslında. Yani sualtı evet var ama tamamen sualtına geçen bir film değil. Yani şöyle, uzmanlık alanım derken ben yüksek lisansımı sualtı sineması üzerine yaptım. Dolayısıyla mesleğimle aslında hobimi birleştirmeye çalıştım. O yüzden sualtı bende gerçekten metaforik olarak başka bir yerde duruyor. Dolayısıyla öyle ya da böyle ben bir şekilde sahne olarak sıkıştırıyordum projelerin içerisinde su altına. Ama şöyle bir şey var su altına ilişki. Şimdi benim 3 tane proje hazırlığım var. Yani aslında zaten ben kendimi kapatmış ve bu projelere en azından zihinsel olarak o sürece yoğunlaşmaya başlamıştım. Bunlardan bir tanesi de kısa film. Kısa filmde de işte su altın metaforu orada bayağı işleyecek yani. Aslında kadının bütünleştiği ruhsal olarak yani aslında dünyadan kendisini soyutlayıp kendi içsel yolculuğuna giden bir metafor olarak su altını kullanacağım. Yani şu an en azından fikir aşamasında var. Ama dediğim gibi yani sonuçta ben evet su altıyla ilgileniyorum ama her şeyden önce sinemacı olarak yani işte çok fazla kendimi sınırlamak istemiyorum. Belgesel de yapıyorum. İşte uzun metraj senaryosu çalışıyorum mesela şu anda. Hani yavaş yavaş belki oraya doğru da gitmek gerekiyor ama bir şekilde sinemacı kadınların bence üretimin içerisinde olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii koşullar, imkanlar el verdiği süreç içerisinde. Umarım bakalım yani hani ne çıkacak ben de bilmiyorum ama güzel birkaç proje var, beni heyecanlandırıyor şu anda. Umarım koşullar el verir, imkan bulabilirim ve bunları hayata geçirebilirim, umut ediyorum. Umarım bir sonraki festivallerde biz de onu izleme şansını elde ederiz. Ben son sözlerinizi alacağım. Bir sonraki filmimiz başlayacak. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Kadın emeğini, üretimini, yaşamını, mücadelesini daha görünür kıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alırken belgeselleri internete paylaşmayı düşünüyor musunuz? Öyle de bir talep geldi. Onu da söylerseniz sevinirim. Hande, sen başlayayım. Şu anda festival hani dolaştığı için hani beklediğim festivaller var. O yüzden şu anda internete açık değil ama ilerisinde düşünüyorum, evet.
Ayrıca çok teşekkür ediyorum buraya söylediğim gibi ilk festivalimiz bağımsız olarak katıldığımız. Ben tüm bu filmi bir araya getirdiğimiz arkadaşlarım şeyi anlatma sürecim hani süre kısa olduğu için anlatamadım. Aslında Suna ablayı ve Sevcan ablayı anlatmak istiyordum ama fırsat kalmadı. Onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Onlara buradan selam gönderelim. Biz de evet, izlerken çok keyif aldık. Çok teşekkürler. Arzu? Ben bu kısa süreci filmi hayata geçirmem için benle gece gündüz çalışan ekibime önce teşekkür etmek istiyorum bu projede. İşçi Filmleri Festivali'ne özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Yani evde kalamayanlar temalı bir belgesi, yani İşçi Filmleri Festivali'nin bu tema altında toplaması. Ben evde kalabilen biri olarak cidden vicdan azabı duyuyordum evde kalamayanlar adına. Cidden çok ciddi bir vicdani rahatsızlık içerisindeydim. Ve en azından bu süreçte böyle bir katkımın olmuş olması beni vicdanen de biraz rahatlattı. Yani en azından onların sorunlarına kısmen de olsa çözüm olabiliyorsam ya da gözler önüne serebiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten festival çalışanlarına da harika filmler izledik. Teşekkür ederiz. Arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Birçoğunu izlerken gözlerim dolu dolu oldu. Hepsinde çok ciddi sorunlar gündeme getirilmiş ve çok güzel işlenmiş. Ellerine, emeklerine sağlık herkesin. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum bu arada. Öykü? Ben de buradan film ekibime, filmde emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu filmi ben tek başıma üretmedim. 26 kişilik falan böyle bir ekibim vardı. Herkes bütün yüreğiyle emeğini koydu ortaya. Oyuncularıma, Reyhan'a, Ezgi'ye, küçük çocuk oyuncularımız Azra ve Cahit'e, Yüksel abiye, hepsine emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Herkes ayrı bir dünya kattı filme. Yardımcı yönetmenlerim Pelda ve Ferhat, onlarla gece gündüz çalıştık. Beylikdüzü'ne gittik, mekanları gezdik, Tuzla'ya gittik, fabrika aradık. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Daha sonra aileme özellikle bana bu konuda çok destek oldular. Annem, babam, abim de sette gelip çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Erkek arkadaşım, o da bana çok destek oldu. Hem maddi hem manevi olarak. Yani filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İşçi Filmleri Festivali'ne ve festival emekçilerine verdikleri emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bize kapıları açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de özellikle kurgumuzu yapan Yavuz Gümüş'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü olmasaydı bizim filmimiz ortaya çıkmayacaktı. Bu dört filmin kurgusunu 4 gün gibi kısa bir sürede gece gündüz hiç dinlenmeden 5 filmin kurgusunu birden yaptı. O olmasa, bize bu desteği sağlamasa biz bu film ortaya çıkmazdı. Ona özel teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Aynı şekilde yine sahada bizimle olan Kibar Dağlayan Yiğit'e ve diğer tüm ekip arkadaşlarıma söylediğim gibi. Onun dışında İngilizce çevirimizi yapan kardeşimin eşine, yine İngilizce çevirilerimizi yapan Rasto Hazinadar'a, yine İngilizce çevirimizi filme gömen Bülent Önel'e ve söylediğim gibi bize katkı sağlayan herkese özel teşekkür ediyorum. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Post sürecini de es geçmemem lazım. Kurgucumuz Tuana. Onunla 2,5 aya yakın resmen birlikte yaşadık gibi oldu. Onun da inanılmaz bir emeği var. Onu es geçemem. Ayrıca renklerimizi yapan Emre Karagöz ve ses tasarımımızı yapan Batuhan'a çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Dayanışma gösteren herkese topluca bir evet. Teşekkür ediyorum. 22.15'te hemen şimdi Umut Üzümleri filmiyle Tutukan ekranlarda olacak. Kanalımızda olacak. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.